Sevgili gençler merhabalar. 6. adımımızın deneme sınavlarına geçeceğiz bu videoda. Hatırlarsanız 6. adımımızın başlığı 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve Osmanlı Devleti idi. Bundan önceki videolarımızda bilgi deposu kısımlarımızı ve adım tarama testlerimizi bitirdik. Bu videomuzda da bizi 2 adet deneme sınavı bekliyor. Şimdi onları ne yapalım çözmeye birlikte başlayalım. Evet birinci soruya gidiyoruz. Halide Edip adı var anlatıyor. Ateşkesin ardından mitingler düzenlemeye ve protesto telgraflarıyla vatanın bizim olduğunu anlatmaya çalıştık. Sultanahmet'teki binlerce Türk hep birlikte vatanımızı koruyacağımıza yemin ettik. Resmi makamlara yapılan protestolar sonuç vermeyince işgallere karşı silahlı direnişe başladık. İşte bu direniş hareketini yürütenlere Kuvayi Milliye denir. Yabancı işgaline karşı canını ortaya koyan Kuvayi Milliye, Osmanlı Devleti'ne bağlı bir kuvvet değildir. Türk milletine dayanan ve onun adına faaliyet gösteren bir direniş hareketidir. Bu hareket tek bir grup tarafından değil, topyekün Türk milletince gerçekleştirilmektedir. Kuvayi Milliye Ruhu, Türk'ün vatanseverliğinden doğmuştur diyor Halide Edip Hanım. Evet, soru kökümüze geçecek olursak, Buna göre Kuvayi Milliye'nin ortaya çıkış sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş sorumuz. Bakın bir olumsuzluk var. Dikkat ediyoruz. Evet vatanın savunulması için harekete geçmiştir. Doğru. Resmi makamların harekete geçmemesi sonucu silahlanmıştır. Doğru. Siyasi bir yapılanma içerisine girmiştir. Evet verilen metinde Kuvay Milliye'nin siyasi bir yapılanma içine girdiği yok. Hatta aksine Kuvay Milliye'nin silahlı bir eylem olduğunu ne yapıyor? Paragraf bize belirtiyor. Yabancı işgallerine karşı ortaya çıkmıştır. Evet kesinlikle doğrudur. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet geliyoruz ikinci sorumuza. 1. Dünya Savaşı'nın devam ettiği 1918 yılı başlarında ABD Başkanı Wilson tarihi Wilson ilkeleri olarak geçecek bir bildiri yayımladı. Bu bildiri metninde gizli antlaşmalara karşı çıkılıyor, anlaşmazlıkların barış yoluyla çözülebileceği söyleniyordu. Bunun yanında imparatorluklara bağlı topluluklara ve bağımsızlığını yitiren uluslara bağımsızlık umudu veren kararlar vardı. Savaşı kaybeden devletlere ise etnik olarak çoğunlukta bulundukları toprakların vatan olarak bırakılacağının güvencesi de verilmişti. Evet buna göre Wilson ekelerinin anlayışlarından hangileriyle bağdaştığı söylenebilir diyor sorumuz. Evet bakalım anlayışlarımıza. Barışçılık evet kesinlikle çünkü bakın ne diyor soruda? Anlaşmazlıkların barış yoluyla çözülebileceğini söylüyordu Wilson ilkeleri. Evet, birinci öncülümüzü aldık. Uluslararası diyor, eşitlik. Evet. Gizli antlaşmalara karşı çıkılıyor ve bağımsızlığını yitiren uluslara da bağımsızlık umudu veriyordu bu kararlar. O halde uluslararası eşitlikle de bağdaşır. Evet, emperyalizm ya da bir diğer adıyla 20. yüzyılda sömürgecilik. Evet Wilson ilkeleri sömürgecilikle bağdaşan ilkeler değildir. Aksine sömürgeci faaliyetleri engellemek istemiştir. Evet sorumuz bağdaşanları sorduğu için cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Evet geliyoruz 3. sorumuza. Sorumuz biraz uzun ve bir harita var. Bakın bu harita Mondros Ateşkes Anlaşması sonrası Osmanlı ülkesinde yaşanan işgalleri gösteren bir harita. Evet okuyalım bakalım. Ateşkes aslında savaş durumuna son veren geçici bir antlaşmadır. Kesin durum barış antlaşmasının imzalanması ve hükümetler tarafından onaylanması ile belli olur ve anlaşma hükümleri yürürlüğe girer. Ancak itiraf devletleri bu antlaşmanın imzalanmasını beklemeden ateşkesten hemen sonra Anadolu'yu işgale başlamışlardır. Nitekim işte bakın işgal bölgeleri gösterilmiş. Sarı renkte Yunanlılar. Evet şurada bakın turuncu bir rengimiz var. İtalyanların işgal alanını gösteriyor. Mor bölge Fransa'nın. Evet şu bölgede yani biraz böyle turuncu olan kavun içi olan bu bölgede İngilizlerin işgal bölgesini ne yapıyor gösteriyor. Evet soru köküne geçelim. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın maddelerinden hangileri İtilaf Devletleri'nin Anadolu'yu işgal etmelerine dayanak oluşturmuştur? Sevgili gençler Mondros Ateşkesi ve işgal kavramları bir araya geldiğinde bizim sorularda hatırlayacağımız iki tane madde var. Bunlardan biri yedinci madde bir diğeri de 24. madde. Çünkü bu maddelerden 7. madde tüm Osmanlı ülkesinin 24. madde ise bir Ermeni devletinin kurulabilmesi için Doğu Anadolu'nun işgalini ne yapıyordu? Bakın itilaflara sağlıyordu. Evet bakalım 7 ve 24. maddeler hangi öncüllerde? Evet itilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik bölge işgal edebilecektir. Madde 7 evet bunu alıyoruz. Çanakkale ve İstanbul Boğazları İtilaf Devletlerine bırakılacaktır. Burada evet bununla ilgili bir bilgi var mı? Evet. Söz konusu maddede böyle bir durum yok. Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması dışındaki birlikler terhis edilerek ordunun silah ve cephanesi İtilaf Devletlerine teslim edilecektir. Evet bu bilgiyi de ne yaptık? Attık. Vilayet denilen doğudaki 6 vilayette yani Van, Sivas, Elazığ Erzurum, Diyarbakır ve Bitlis'te karışıklık çıkarsa itiraflar burayı da işgal edecektir. Yani 24. madde. O halde cevabımız 1 ve 4 yani C şıkkı olacak. Evet gelelim, gelelim 4. sorumuza. İtalya ve Almanya'nın güçlenerek Avrupa'daki dengeyi bozmaları İngiltere ve Fransa'yı endişelendiriyordu. İngiltere özellikle zengin bir ham madde kaynağı ve pazar olarak gördüğü Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın kontrolüne girmesini istemiyordu. Bu nedenle uzun zamandır izlediği Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma siyasetinden vazgeçmiş ve zengin petrol yataklarının bulunduğu Orta Doğu'yu ele geçirme çabası içerisine girmişti. Buna göre İngiltere ile ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Evet bakıyorum İngiltere sömürgeci bir devlet mi? Kesinlikle neden? Orta Doğu'yu ele geçirme çabası içerisine girmiş. Almanya'yı kendisine rakip olarak görüyor mu? Evet Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın kontrolüne girmesini istemediğine göre İngilizler Almanya'yı kendilerine bir rakip olarak görüyor. Osmanlı Devleti'ne gayrimüslimlerin çoğunlukta olduğu bazı bölgelerde emelleri vardır. Evet verilen paragrafta gayrimüslimlerden bahsetmiyor. Sorumuzun cevabı ulaşılabilir dediği için 1 ve 2 yani B şıkkı olacak. Evet geliyoruz 5. İngiliz Amiral Kaltrop komutasındaki 61 parçalık donanma 7 Kasım 1918'de İstanbul Boğazı'na girmiş. Bu mühim hadiseyi dönemin bazı gazeteleri Memleket artık barış ve huzura kavuştu. İngiliz milleti kainatın en azimli milletidir şeklinde attıkları başlıklarla okurlarına duyurmuştur. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası Türk topraklarında işgallerin başladığı. Evet. Dolayısıyla bakın İngilizlerin artık İstanbul Boğazı önlerine gelmeleri işgallerin başladığına delalettir. İşgallerin Türk halkı tarafından desteklendiği Evet, böyle bir bilgi paragrafta yok. Türk halkının işgalleri desteklediği ile alakalı herhangi bir vurgu söz konusu değil. Bazı gazetelerin işgalleri desteklediği evet işte bakın memlekete barışın ve huzurun geldiğini, İngilizlerin dünyanın en azimli millet olduğunu ne yapıyor? Ortaya atmış bazı gazeteler. Osmanlı ülkesinde İngiliz taraftarlarının olduğu kesinlikle İngilizlerin milletin, kainatın en azimli milleti olduğu vurgulanarak evet bazı yazarlar İngiliz taraftarı olduğunu da ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Evet cevabımız B seçeneği olacak. Geliyoruz Altınoğlu sorumuza. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Fransa, İtalya ve Çarlık Rusyası Osmanlı topraklarını gizli olarak paylaşmışlardır. Ancak savaşın sonunda bu paylaşım planlarında değişiklik yapmak zorunda kalmışlardır. Peki bakalım sorumuz ne diyor? Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Yani neden bu planlarda bir takım değişiklik yapmak zorunda kaldılar? Evet soru bize bakın bunu soruyor. Evet Sovyet Rusya'nın kurulmasıyla ne oldu? Planlar değişti. Çünkü Osmanlı topraklarının paylaşımına Çarlık Rusya dahil edilmişti. Çarlık Rusya yıkılınca Çarlık Rusya'nın payına bırakılan yerlerin bu kez kime verileceği sorunu ortaya çıktı. İngiltere ve İtalya arasında çıkar çatışmaları yaşanıyor. Çok doğru. Evet İngilizler daha önceden daha önceden İzmir'i İtalyanlara vermişti. Lakin Dünya Savaşı bittikten sonra İzmir'i Yunanlara bıraktılar. Bu da onların arasında bir takım çıkar çatışmalarının yaşandığını kanıtlar. Yunanistan'ın savaşın son yılında savaşa dahil olması kesinlikle vardır çünkü Yunanlılar savaşa katıldıktan sonra ne yapacaklardır? Paris Barış Konferansı'nda alınan karar gereğince İzmir'in işgalini gerçekleştireceklerdir. Oysa ki İzmir'i İtalya'nın işgal etmesi gerekiyordu. Evet, ABD'nin paylaşım planına dahil olmak istemesi Evet, ne yazık ki bu değişikliklerin nedenlerinden biri bu değildir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu paylaşım planları yapıldığında Dünya Savaşı'nda yer almıyordu. Yani tarafsızdı. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni paylaşmak amacıyla yapılan gizli antlaşmalar 1915 ile 17 yılları arasında gerçekleşmiştir. Evet doğru seçeneğimiz D olacak yer almaz dediği için. Geliyoruz 7 nolu sorumuza. Milli mücadele kahramanlarından Maraşal Fevzi Çakmak. Eğer Mondros mütarekesini takip eden aylarda bir uçaktan Anadolu'ya bakarsanız yer yer yanan ateşler görülecektir. Bunlar ışıldayan çoban ateşleridir. Bu ateşleri birleştirecek bir alev lazımdır. İşte onu Mustafa Kemal'in meşalesi temin etti demiştir. Evet Maraşal Fevzi Çakmak'ın ışıldayan çoban ateşleri olarak benzettiği oluşum hangileridir? Bakalım. Milli cemiyetler, Anadolu'da toplanan kongreler, Osmanlı ordusu ve Anadolu şehirleri. Evet cevabımız milli cemiyetler olacaktır. Peki neden? Sevgili arkadaşlar, Türk halkı Osmanlı ülkesinin işgali karşısında birbirinden ayrı ne yapmıştır? Cemiyetler kurmuştur. Trabzon'da ayrı bir cemiyet kurulmuş, Adana'da ayrı bir cemiyet kurulmuş, Edirne'de ayrı bir cemiyet kurulmuş, İzmir'de ayrı bir cemiyet kurulmuş. Yani bunların hepsi ışıldayan bir çoban ateşi. Fakat bunları bir araya getirecek olan işte Mustafa Kemal'in meşalesi. Peki bu meşale nerede yanıyor? 4 11 Eylül 1919'da toplanacak olan Sivas Kongresi'nde yanıyor. Çünkü yurttaki bütün cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştiriliyor. Evet geldik 8. sorumuza. 1. Cihan Harbi'ne meclis kararı olmaksızın girmişizdir. Devlet başkanının haberi yoktu. Kabine üyelerinin haberi yoktu diyor 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü. Evet verilen bilgide İsmet İnönü'nün Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'na girişiyle ilgili aşağıdaki konulardan hangisine dikkat çektiği savunulabilir diyor. Evet gençler Meclis meclis millet iradesinin temsil edildiği yerdir. Meclis kavramını duyduğumuz anda millet iradesini her zaman öncelikli olarak hatırlayacağız. O halde biz İsmet İnönü'nün buradaki konuşması ile bakın meclisin haberinin olmadığı, hükümetin haberinin olmadığı, devlet başkanının haberinin olmadığı vurgularıyla millet iradesinin ve devlet iradesinin adeta yok sayıldığı vurgusuna ne yapıyoruz? Ulaşıyoruz. Evet geliyorum 9 nolu sorumuz. Osmanlı devleti topraklarında yaşayan Ermeni isyanlarında Hınçak ve Taşnak cemiyetlerinin faaliyetleri önemli bir etkiye sahipti. Fransa'da faaliyete başlayan bu cemiyetler Rusya'nın da desteğini almışlardı. Rusçarı çarı Ermenilere hitaben yayınladığı bildiride Ermenilerin Osmanlı Devleti'ne karşı savaşma zamanının geldiğini ifade ederek isyanları ve bu cemiyetlerin faaliyetlerini teşvik etmişti. 1915 Nisan ayında İtilaf Devletleri'nin desteğiyle genel bir isyan başlatan Ermenilerin isyanı kısa sürede Doğu Anadolu'da etkisini göstermişti. İsyana katılmayan Ermenilere hain gözüyle bakılmıştı. Osmanlı Devleti yönetimi ise isyanlarla ilgili bir takım önlemler almış. Bunlardan biri de Ermenilerin tehcir kanunu kapsamında zorunlu göçe tabi tutulması olmuştu. Yukarıdaki anlatılanlara bakılarak Ermeni isyanlarının çıkış sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir diyor sorumuz. Evet, kendi çıkarlarını düşünen devletlerin kışkırtmaları kesinlikle var. İngiltere ve Rusya. Zararlı cemiyetlerin halkı isyana teşvik etmesi kesinlikle var. İşte Hınçak ve Taşnak. Tehcir kanununun çıkartılmış olması. Evet, bu isyanların çıkış sebebi değil. İsyanlara karşı paragrafta da belirtildiği gibi alınan bir önlem. İsyanlara katılmayanlara üzerinde etki oluşturulmaya çalışılmıştır. Kesinlikle evet. Bunu da doğru olarak ne yapıyoruz? Alıyoruz. Cevabımız 9. soruda C şıkkı olacak. Evet geçiyoruz 10. sorumuza. Aşağıda milli varlığa yararlı olan bazı cemiyetlerin özellikleri verilmiştir diyor. Bakalım bu cemiyetler hangileriymiş? 1. Trakya Paşeli Cemiyeti. Merkez ne? İşgallerden sonra kurulan ilk yararlı cemiyet amacı Doğu Trakya'nın Yunanistan'a katılmasını engellemek. Evet 2. Milli Kongre Cemiyeti tüm vatanın kurtuluşuna yönelik basın ve yayın yoluyla mücadele eden ulusal amaçlı bir cemiyet. 3. Anadolu Kadınları Müdafayı Vatan Cemiyeti Sivas'ta kurulmuş ve Ermeni faaliyetlerine karşı mücadele etmiştir. Ve 4. Doğu illeri müdafai hukuk cemiyeti Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulmasını önlemek için kurulmuş Erzurum kongresini düzenlemiştir. Ve son olarak 5. İzmir müdafai hukuk cemiyeti. İzmir'in Yunanistan'a katılmasını önlemek için kurulmuş sesini duyurmak için basını kullanmıştır. İzmir'in işgalinden önce bildiri yayınlamıştır. Evet, bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz diyor sorumuz. Türk milleti işgallere karşı tepkisini göstermiştir. Çok doğru. Cemiyetler kurarak. Anadolu'nun savunulmasında basın yayın kullanılmıştır. Kesinlikle doğru. Milli kongre dışındakiler bölgesel amaçlıdır. Evet, bunu da da bakın okuyoruz ki Milli Kongre tüm vatanın kurtuluşu fikrini savunmuş, birbirleriyle ortak bir şekilde hareket etmişlerdir. Evet. Bu cümlemiz yanlış. Neden? Çünkü birbirlerinden bağımsız olarak ne yapacaklardır? Hareket edeceklerdir. Soru bize çıkartılamayanı sorduğu için cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet gençler, geliyoruz. Deneme sınavı 2. Şimdi bize verilen tablonun bakın sol kısmında Wilson ikidiri, sağ kısmında da Paris Barış Konferansı ile ilgili bilgiler verilmiş. Önce Wilson ikidiri kısmını bir okuyalım. Savaş sonrası yenen devletler yenilen devletlerden toprak almayacak. Yenilenler savaş hazminatı ödemeyecek. Her ulus çoğunlukta olduğu bölgede kendi geleceğini belirleyecek. Osmanlı Devleti'nin Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgelerin evet Türklere bırakılması sağlanacak diyor. Bir sonraki ilgili olan bölüm. Geçelim Paris Barış Konferansı kısmına. Manda ve himaye sistemi ortaya atıldı. Savaş tazminatı yerine savaş onarımı alınması düşünüldü. İzmir ve çevresi Yunanlara bırakıldı. Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulması kabul edildi. Evet verilen bu bilgilere göre hangilerine ulaşılabilir? Yani bize olumluyu soruyor. Paris Barış Konferansı'nda büyük devletler kendi çıkarları gelince karar almışlardır. Çok doğru. Bunu nereden anlıyoruz? Sömürgeciliği mandaya, savaş tazminatını ise onarım bedeline ne yapmışlar? Dönüştürmüşler. İzmir ve çevresinin Yunanlara bırakılması Wilson ilkelerine aykırıdır. Çok doğru. Neden? Çünkü Wilson bakın ne diyor? Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgeler Türklerde kalacaktır diyor. Oysa ki Paris Barış Konferansı'nda Türk nüfusunun çoğunlukta olduğu İzmir Yunanlara bırakılmış. Yani Wilson ülkelerine aykırı bir karar alınmış. Evet bunu da doğru olarak alıyoruz. Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulması Wilson ilkelerinde yer almaktadır diyor. Yanlış. Ermeni devletinin kurulması bir sonda değil, Paris Barış Konferansı'nda yer almıştır. Evet, cevabımız A şıkkı yani 1 ve 2 olacaktır. Evet, geçiyoruz 2 nolu sorumuza. kuva Milliye adı önceleri İzmir çevresinde bulunan ve direnişe geçenleri ifade ederken, daha sonraları tüm ulusal hareketleri kapsayacak şekilde kullanılmıştır. Yani özel bir durumken artık genel bir durumu ifade etmiştir. Kuvayi Milliye yabancı işgallere tepki gösteren milli sınırlar içinde Türk yurdu üzerinde tam bağımsızlığı gölgeleyecek girişimlere karşı çıkan ve bu anlamda tam bağımsızlığı hedefleyen bir harekettir. 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgalinin ardından Yunan saldırıları karşısında Ayvalık'tan Denizli'ye kadar uzanan çizgide bölgesel direniş birlikleri ortaya çıkmıştır. Her biri çoğu zaman birbirinden kopuk şekilde kendi bölgesini savunmaya gayret gösterse de aynı amaca yönelik olmasından dolayı milli bir karakter kazanmış bu direniş hareketine de Kuvayi Milliye adı verilmiştir. <laughs> Daha sonra bu düzensiz kuvvetler tüm yurdun savunulması için ortak bir paydada birleştirilerek düzenli ordular halini almıştır. Evet Kuvayi Milli ile ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi Kuvayi Milli'nin olumsuz bir yönünü ifade etmektedir? Tam bağımsızlığı hedeflemesi tabii ki de olumlu. Silahlı bir direniş örgütü olarak değil mi? ortaya çıkması tabii ki de olumlu. Düzensiz ve bölgesel hareket etmeleri Kuvayi Milliye'nin olumsuz yönü. İzmir'in işgaline bir tepki olarak ortaya çıkması da yine Kuvayi Milliye'nin olumlu bir yönü olmuştur. Evet geçiyoruz 3. sorumuza. İsmet'in önü bizim Cihan Harbi'ne girmemiz ibret verici safhalardan geçerek tahavuk etmiştir. Yani gerçekleşmiştir. İtilaf devletlerinin bize harp ilan etmelerini hazırlayan hadiseleri hükümet başkanı bir emri vaki olarak kabul etmek mecburiyetine kalmıştır. Cihan Harbi'ne girme kararının alınmasında birinci derecede söz sahibi olanların fikir ve mutabakatını gösteren bir delile rastlamış değiliz. Birinci Cihan Harbi'ne meclis kararı olmaksızın girmişizdir. Devlet başkanının haberi yoktu. Hükümet yani kabine üyelerinin haberi yoktu diyor İsmet İnönü. Verilen bilgiye göre İsmet İnönü'nün Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girerken takındığı aşağıdaki tavırlardan hangisinden şikayet ettiği söylenebilir diyor. Sevgili gençler ben parçayı okuduğumda burada sanki böyle bir başına buyrukluk tamamen kişisel bir takım eylemlerin olduğu sonucunu görüyorum. Yani Osmanlı Devleti Dünya Savaşı'na giriyor ama padişahın haberi yok, hükümetin haberi yok, meclis kararı yok. Tamamıyla o sırada ipleri tutan bazı kesimler ki onların da kendi arasında bir birlik yok. Ne yapıyor? Bir oldu bittiyle Osmanlı'yı savaşa sürüklüyor. Evet şimdi bakalım şıklarımıza. Başlangıçta itilaf devletleri yanında savaşa girmeyi istemesinden. Hayır. Meclisin ve kabine üyelerinin savaşa girme konusunda fikirlerinin alınmayarak devre dışı bırakılmasından şikayet ediyor İsmet İnönü. Kaybettiği toprakları geri almayı amaçlamasından savaşa girmesinin beklenen ve öngörülen safhalarda gerçekleşmesinden. Evet. C, D ve A'yı eliyoruz. İsmet İnönü'nün burada şikayet ettiği husus kabinenin, padişahın ve en önemlisi meclis kararının olmamasından dolayı. Evet geliyoruz dördüncü soru. Meclis toplandı. Kurmay Subay Nuri Bey genel durumumuza ilişkin açıklamalarda bulundu. Esefle görüyoruz ki bir buçuk milyon askere karşılık bütün Osmanlı ülkesinde yalnızca 70 bin tüfek var. Memleketimizin hiçbir noktasını savunmaya yetecek kuvvet yok. Şimdi bu elen verici durumda bulunuyoruz. Yukarıda Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkes Antlaşması'nı hangi şartlarda imzaladığını gösteren bir metin verilmiştir. Buna göre sonuçlarından hangileri çıkarılabilir? Evet askeri malzememiz yetersiz. 1,5 milyon askere 70 bin tüfek. Tabii ki de yetersiz. Savunma gücünün yetersiz olduğu kesinlikle doğru bakın. Memleketimizin hiçbir noktasını savunma yetecek kuvvetimiz yok diyor paragraf. Askerlerin savaşmak istemediği hayır böyle bir bilgi parçada geçmiyor. Askerlerin savaşmak isteyip ya da istemediğine değinilmemiş. O halde sorumuzun cevabı 1 ve 2'dir. Denizli şıkkıdır. Evet, geliyoruz. 5 nolu sorumuz. İmzaladığımız mütareke sonucunda devletimizin bağımsızlığı ve saltanatımızın hukuku bütünüyle korunmuştur. Bu mütareke galip ile mağlup arasında yapılan bir mütareke değil, belki savaş durumundan çıkmak isteyen denk iki kuvvet arasında yapılabilecek bir savaşmaya son vermek niteliğindedir diyor Rauf Bey Evet neyden bahsediyor Dünya Savaşı'nı Osmanlı Devleti adına bitiren Mondros Ateşkesi'nden bahsediyor gençler Peki bakalım soru kökü ne diyor Mondros Ateşkes Antlaşması hakkında Rauf Bey'in yukarıdaki görüşleri dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz Evet Rauf Bey yaptığı bu açıklamalarla kamuoyunu umutsuzluğa düşürmek istememekte Mondros Ateşkes Antlaşması'nın olumsuz yönlerini göz ardı edip sanki olumluymuş gibi değerlendirmekte. Devletin bağımsızlığının korunduğunu düşünmekte. Doğru. Milli mücadelenin başlatılması için Türk halkına güvenmekte. Yanlış. Rauf Bey'in böyle bir düşüncesi verilen sözde yer almıyor. Evet cevabımız D şıkkı geldik 6. soruya. Wilson Prensipleri Cemiyeti hatırlarsanız zararlı cemiyetlerden biriydi. Türk ve Müslümanlar tarafından kurulmuştu. Osmanlı Devleti'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin mandası altına girmesini savunuyordu. Vatansever olmalarına rağmen ülkenin kurtarılamayacağına inanan bazı yazar ve aydınlar da bu cemiyete üye olmuşlardı. Örneğin Başlangıçta Halide Edip Hanım da bu cemiyetin üyelerinden biri olmuştu ta ki Mustafa Kemal'le yolları kesişene kadar. Evet, buna göre Wilson prensipleri cemiyetinin anlayışlarından hangisine aykırı hareket ettiği söylenebilir. Bir kere manda altına girmek isteyen bir cemiyetin düşüncesi bağımsızlıkla aykırıdır. Teslimiyetçilikle bağdaşır. Çünkü manda altına girmek bir yerde teslim olmaktır. Milliyetçilikle bağdaşmaz. Çünkü Türk milletinin karakteri bağımsızlıktır. Sömürgecilikle bağdaşabilir. Çünkü çünkü manda sömürgeciliğin 20. yüzyıldaki yeni adıdır. O halde aykırı dediğine göre Bağdaşmayan şıklarımız olan 1 ve 3'ü alacağız. Cevabımız B şıkkı olacak. Evet geliyoruz 7. soruya. 1. Dünya Savaşı'nda Ermeni Komitelerinin kurtulmak istiyorsan önce komşunu yok et talimatı üzerine Ermeni asiler eli silah tutan Türk erkeklerinin cephede bulunması ile savunmasız kalan Türk köylerine saldırarak katliam yapmışlardır. Van'ın Zeve köyünde olduğu gibi birçok köyün halkını çoluk çocuk demeden katletmişlerdir. Asiler Kayseri'de, Maraş'ta, Muş'ta, Bitlis'te, Diyarbakır'da, Elazığ'da ve Van'da isyan ederek katliamlar gerçekleştirmişlerdir. Osmanlı devletini arkadan vuran Ermeni asiler Osmanlı birliklerinin harekatını engellemiş, ikmal yollarını kesmiş, köprü ve yolları imha etmiş. Rusya'ya casusluk yapmış ve bulundukları şehirlerde isyan çıkararak Rus işgalini de kolaylaştırmışlardır. Yaşanan bu durumlar ise Türk halkına zarar verdiği gibi Osmanlı Devleti'ne karşı bağlılığı devam eden Ermeni vatandaşlara da büyük zarar vermiştir. Evet verilen parçaya göre Ermeni asilerin faaliyetlerinden hangileri içinde bulunduğu söylenebilir. Evet vatanı ihanet kesinlikle var. Neden var? Çünkü işin içinde casusluk var. Savaş suçu işleme var. Neden? Çünkü bakın katliamlar var. Batı Karadeniz'de siyasi nüfus sağlamak isteme yok. Çünkü parça Batı Karadeniz'den bahsetmiyor. Cevabımız C seçeneği yani 1 ve 2 olacak. Bakın burada geçen tüm şehirler Kayseri, Maraş, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Van bunların hiçbiri Batı Karadeniz'de yer almaz. Evet, cevabımız C şıkkı. Geçiyoruz 8. sorumuza. 1. Dünya Savaşı öncesinde farklı ulusları içinde barındıran imparatorluklar vardı. Savaş sonunda ise bu imparatorluklar yıkıldı. Yerlerine milli devletler kuruldu. Peki verilen bu bilgi Birinci Dünya Savaşı'nın hangi nedeni ile ilgilidir? Sömürgecilik, milliyetçilik, devletler arası rekabet ve ham madde pazar arayışı. Evet, milliyetçilik fikri her milletin kendi bağımsız devletini kurmasına yol açmıştı. Demek ki Dünya Savaşı'nın sonunda Milli devletlerin kurulması ve imparatorlukların dağılması milliyetçilik düşüncesinin etkisini sürdürdüğünü ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Cevabımız A şıkkı olacak. Evet geliyoruz 9. İttihat ve Terakki liderlerine göre Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında savaşa girmelidir. İtilaf devletlerinin nispeten ekonomik üstünlüğe sahip olan Almanya savaştan zaferle çıkabilir. Almanya'nın savaşı kaybedeceği ihtimalini kimse düşünmek istemez. Almanya'ya savaşı kazandığında Osmanlı Devleti'nde kaybettiği toprakları geri alacaktır diyor Kazım Karabekir. Üçlü itilaf devletleri Güney Amerika'ya kadar her tarafta kendilerini müttefikler arıyorlardı. Almanya'nın müttefikli olan İtalya'yı ve Avusturya Macaristan ile anlaşma imzalamış olan Romanya'yı yanlarına çekmek için her şeyi yapıyorlardı. Fakat Osmanlı Devleti'ni ittifak dairesine çekmeye çalışmadılar. Aksine Osmanlı Devleti'ni olayların dışında tutup yalnız ve çaresiz bırakmak için ellerinden geleni yaptılar. Diyor Said Halim Paşa. Evet yukarıdaki bilgilere göre Aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İtalya, Almanya'nın müttefiki olmuştur. Bakıyorum, Almanya'nın müttefiki İtalya diyor. A şıkkı doğru. İtilaf verilir Osmanlı'nın yalnız bırakma siyaseti izlemiştir. Evet, işte bakın Osmanlı'yı savaşın dışında tutup yalnız bırakmak istiyorlar diyor. B seçeneği doğru. İttihat ve terakki cemiyeti Almanya'nın yanında savaşa girmek istemiştir. İşte bakıyorum İttihat ve Terakki liderlerine göre Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında savaşa girmelidir diyor. Doğru. Savaş sonunda Osmanlı Devleti'nin kaybettiği yerleri geri alma politikası sona ermiştir. Evet, parçada bununla ilgili bir bilgi yok. Cevabımız D seçeneği. Evet, geliyoruz deneme 2'nin son sorusuna ve bu soruyla birlikte altıncı adımımızı tamamlamaya. Evet bakın bir Türkiye haritası var ve bu haritada iki tane numaralandırılmış yer var. Bunlardan bir nolu numara burada, iki nolu numara da hemen şu bölgede. Evet yani bir tarafta Doğu Karadeniz adını verdiğimiz bölge, diğer tarafta ise Çukurova olarak adlandırdığımız bölge. Evet yukarıdaki haritada numaralandırılan yerleri sırasıyla demiş aşağıdaki milli cemiyetlerden hangileri gelirse faaliyet alanları doğru eşleştirilmiş olur. Evet Çukurova bölgesinde kimler faaliyet gösteriyordu? Fransızlar ve onların desteklediği Ermeniler. Peki Fransız ve Ermenilere karşı Çukurova bölgesinde kurulan cemiyetimiz kimdi? Kilikyalılar cemiyetiydi. Peki Doğu Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de faaliyette bulunan kesim kimdi? Pontusçu Rumlar. Peki Doğu Karadeniz'de Pontusçu Rumlara karşı faaliyette bulunan cemiyetimiz ise Trabzon Muhafazayı Hukuku Milliye olacak. O halde doğru cevabımız A seçeneği. Bu videomuzla birlikte 6. adımımızı da tamamlamış bulunuyoruz. Yedinci adımda yeni bir konuya geçiş yapacağız. Bu adımın konu bölümünün sonuna geldik. Şimdi çalışma defterinde bu adıma karşılık gelen soru bankasındaki konu testlerini çöz ve takıldığın soruların çözümlerine sınav video çözüm uygulamasından bak. Uygulamayı henüz indirmediysen açıklama kısmındaki linkten hemen ulaşabilirsin. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.